CRI Türk'ten merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Türk futbolunda önemli isimlerden bir tanesi Alp Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alp Pehlivan dedim çünkü futbolcuydu, antrenördü, çalıştırıcıydı. Sonra kulüp yöneticiliği yaptı, televizyonda yorumculuk yaptı. Yaptınız da yaptınız. Şimdi ben size böyle anlatıyorum. Siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet ettiniz diye çok naziksiniz ve buraya gerçekten bayıldım. Çok güzel, çok sevimli. Yani tabii işte hem TRT Spor hem A Spor'un yanında birçok kanallar çağırdığı zaman gidiyorsunuz. Stüdyoların önünü ve arkasını tabii ki iyi biliyoruz. Evet. Gerçekten de çok rahat ve iç açıcı bir stüdyo. Ayrıca tabii ki senin gibi bir duayenle birlikte de program yapma şansını, programa konuk olma şansını yakaladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Alp Pehlivan çok küçük yaşlarda tabii ki herkesin olduğu gibi sokaklarda top oynayarak başladık. Kasımpaşa'nın dar sokaklarında yine başladık. Yine Kasımpaşa. Kasımpaşa. Tesadüfleri üst üste geliyor. Kasımpaşalar çok. Orayı da soracağım. Tabii. Buyurun. Ama biz şöyle hani eğer yıllara vurursak dedelerden başlıyor. Yaklaşık 100-120 senelik Kasımpaşalıyız. Halen de benim annemin evi Kasımpaşa stadında kale ve kalenin arkasındadır. Onunla ilgili de bir anım var. Anlatırım onu ilerleyen dakikalarda. Tabii mahalle aralarında başladık. O zamanlar bu kadar kulüplerin işte şimdi squat ekibi denen araştırma ekipleri çok fazla gelişmemişti. Belli başlı takımlarda işte birilerinin kartıyla ne bileyim ben torpille diyeyim oynamak çok önemliydi. Hı hı. Ama ben bunu şanslı olarak bir okul maçında görüldük, beğendik. Ondan sonra futbol hayatım başladı. Ben kaleciydim. O yüzden de 38 yaşıma kadar oynadım. Maşallah. Biraz direnenlerdendim yani. oynarken kaleci olarak tabii oyunu en arkadasınız ve her şeyi geniş olarak görebiliyorsunuz. Hı hı. Eğer bu işte de merakınız varsa o sizin kalecilik performansınıza da yansıyor. Çünkü bence kaleci teknik direktörün sağ içindeki eli, ayağı, gözü, kulağı, evet. Eğer zeki ise aklı, beynidir. En özel konumda olan oyuncu. Tabii her yeri görüyorsunuz, evet. Herkes önünüzde ve eğer gerçekten hocanın oynatmak istediği sistemi iyi dinleyip, iyi algıladıysanız sağ içindeki aksaklıkları kenardan hocadan önce müdahale edebiliyorsunuz. Ben bunu gördüm, kendimde bu yeteneği gördüm. Teknik direktörlük diplomalarımı da şimdi olmuyor öyle bir şey, yasaklandı. Hı hı. Futbolcuyken aldım. Kaleci antrenörlüğü diplomamı da aldım. Yani 27 senelik teknik direktörlük ve kaleci antrenörlüğü diplomam var. Bıraktıktan sonra öncelikle son oynadığım takım Karagümrük'le hem hocalık hem antrenörlük yaptım. İlk hocalık döneminde de şampiyonluk nasip oldu bana. Sonrasında aynı kulüpte sportif direktörlük yaptım. Ve ondan sonra sırasıyla işte Zonguldak, Karagümrük'ten sonra Zonguldak ve Mersin İdman Yolu, Adana Demirspor, en son Pendik Spor'u çalıştırdıktan sonra bir her fani teknik direktörün tadacağı olayı ben de tattım. Ayrıldık tabii. İşimize son verildi diyelim. Başarısız birkaç Türkiye'de maç gidince. Maalesef. Kaderimiz bu, evet. Bizim. Sonra Ümit Ak'tan, ustalarımızdan bir gün beni programına davet etti. Hani bütün Anadolu'ya hakimsin, işte maçları, hı hı. Alt ligleri çok iyi biliyorsun, konuk etmek istedi. Haydi Maça diye programı vardı ve 5 saat süren bir yayındı, çok uzun bir yayındı. Hatırlıyorum, evet. Ben bir gün konuk gittim, hani bir takım çalıştırmıyordum o dönem, hı hı. Birkaç ay sonra takım alınca zaten o bir gün konuk. Kaç senesiydi? Şöyle hesap ediyorum, 2009. Diyelim yani 10 sene oldu. Öyle bir başladık. Sonra ben bir takım aldım, ayrıldım. Ama o bir gün, bir haftalık konukluk, hocam haftaya da gelir misin? Onlar artık öyle Kanal A vardı Ankara'da. Onun spor programında devam ettik. Sonra bir takıma gittik. Tekrar ayrıldık, geldik derken Ümit Ak'tan TRT'de başladı. Programını TRT Spor'a taşıdı. Ve ben de onunla beraber tekrar gittim. Gidiş o gidiş. 7 senedir bu sizlerin yanında, sizlerle birlikte, sizin gibi ustalardan tabii ki çok öğrendiklerimize çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum. TRT kurumunun içinde olmayı çok seviyorum. Evet. Yani boş vakitlerinde ne yapıyorsun dersen, boş vakitlerinde ki çok az oluyor benim yayın sürelerim, biliyorsun çok uzun. Boş vakitlerinde gidip canlı maç izlemeyi çok seviyorum. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, o gün kimin varsa. Zaten yorumculuk da yapıyorsunuz tabii, canlı maçta. Oraya gittiğim zaman da yine hobilerim arasında TRT radyoda maç yorumlamak bana çok keyif veriyor. Yani insanlara görmediği bir şeyi yaşatabilmek, hı hı. Ve anlatabilmek ve onu hissettirebilmek, o çok bana haz veriyor. Evet. Şanslıyım.
senin dönemlerin, senin arkadaşların olan işte Levent Özçelik'le olsun, Erdoğan Arıkan'la olsun, hı-hı, Yalçın Çetin'le olsun. Yani bu ustalarımızla birlikte maç anlatmak bana gerçekten büyük tecrübe kazandırdı. Bugünlerde işte son 2-3 senedir biliyorsun TRT Spor'da Dakika Skor diye bir program yapıyoruz İbrahim Kırkayak'la. Ve İbrahim interaktif gelen soruları bana soruyor. Karşımda benim monitör var. Sessiz ki biliyorsun, sessiz bir maçı izleyip yorumlamak zordur. Artık bazen öyle oluyor ki sırt numaralarını göremediğin zaman işte stillerinden, top sürüşlerinden hangi oyuncu olduğunu anlıyorsun. İşte radyoda maç anlatmak bana o tecrübeyi kazandırdı. Evet. İnsanlara izleyemediği, evinde dekodörü olmayan insanlara izleyemediği maçı o anda yaşatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Evet. İşte 15 dakikada bir rakamları veriyoruz gibi. Bir baktık ki bu program iyi tuttu. Çeşitli televizyon kanallarında aslında biz sizi görüyoruz. Evet. Her yerden talep edilmek, her yerden istenmek çok güzel bir duygu olsa gerek. Siz antrenörlüğün dışında antrenörlüğü bitirdikten sonra bu ekran önünde olmak biraz daha mı hoşunuza gitti? Biraz daha mı sevdiniz acaba? Aslında yani işin realitesi şu. Ben hani Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle biliyorsun sağ kenarında işte stand kuruyoruz ve oradan yayın yapıyoruz. O çimin kokusu yani ruhumuza işlemiş. Benim yerim orası ama şunu açık ve net söylemek istiyorum. Ben teknik direktörlük dönemimde şampiyonluk yaşadım. Evet. Aman hocam küme düşme hattındayız, düşmeyelim yeter denilen sezonlarda 3 tane Adana Demirspor, Pendik ve Mersin İdman Yurdu olmak üzere 3 kulüpte düşmeyelim denilen yerde Kahramanmaraş Spor'da dahil olmak üzere playoff oynadık. Sonra bir baktım ki eğer ben böyle başarılar elde ediyorsam maddi ve manevi bir şeyler kazanmalıyım. Evet. Ama onun bir bilançosunu yaptığım zaman kendimi zararda gördüm. Evet. Çünkü bu işin olurluğu, bu işin ilerleyişi sadece başarıyla olmuyormuş, onu öğrendim. Evet. Ben de işin o kısmında biraz eksiğim, diğer kalan kısmında ki bunu söylediğim zaman insanların benim ne demek istediğimi anladıklarından eminim. Evet. O kısmında biraz eksik olduğum için böyle bir şans verildi. Baktım burada emeğimi iyi satabiliyorum. Yani ben böyle bir emeğe sahip olduğumu da bilmiyordum açıkçası. Yani insanlar ve sizlerden mesela diksiyonun düzgün hocam diyorlar ama ben bir diksiyon eğitimi almadım. Evet. Sizleri taklit ettim, sizleri dinledim. Sizlerden bunları edindim. Bilgi birikimim orada, kimseye bir şey söylemem. 53 yaşındayım. Hayatım orada geçti. Her bölümünde geçti. Ve işin sadece Süper Lig olarak kaymağını yiyen kesimlerin bildiğini değil. Evet. Altta işin eziyetini çeken mutfak, atölyeler orası. O atölyelerin her türlü zorluğunu bilirim. Evet. Hani Diyarbakır, Mardin, Cizre, Bitlis, ben buralarda oynadım, evet, buralara gittim. Bütün eziyeti gördüğüm için bu kısmını biraz daha sevdim açıkçası. Evet. En azından onların bazen dili de kulağı da oluyorum, sözcüleri de oluyorum, o da çok hoşuma gidiyor. Evet, o türlü de faydası oluyor belki. Kesinlikle. Şöyle bir durum var, antrenör olarak gittiğiniz takımlarda kurtarıcı olarak belki çağrılıyorsunuz. Türkiye'deki genel yapı antrenörlerin bir şekli bu. Evet. Sağlığınız çok önemli. Sağlığınızı kaybetme riskiniz var. Çok stresli ortamlarda, stresli durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Buradan bir dezavantaj olabilir. Ve ikinci kısmı da Türkiye'de antrenör olmak gerçekten çok zor. Yöneticilerin bakış açısıyla, işte söylediğiniz gibi iki maç kötü gitsin, ondan sonra ilk kim gönderilir? Antrenör, teknik direktör gönderilir. Yani Adana Demirspor'u çalıştırıyorum. Yani Adana Demirspor'un inanılmaz bir taraftar kitlesi vardır. Yani kendinizi Süper Lig'de oynuyormuş veya teknik kulübedesiniz. Süper Lig teknik direktörü olarak görürsünüz. O derece müthiş bir atmosferi vardır. Evet. Maçın 80. dakikası ve takımımız 3-1 önde. Futbolcular pas yaptıkça tribünler oley çekiyor. Artık kendi kendime dedim ki ya ayakta durma artık, geç kulübeye otur. 3-1 olmuş, maç bitmek üzere. Oturdum ve tabii ailem İstanbul'da, kafamda plan yapıyorum. O gün de bir derbi var bizim maç bittikten sonra. Akşam ki, eve gider izlerim. Tesislere giderim. Yani Adana'da olduğum için eve gidemeyeceğim. Tesislere giderim. Çocuklara da bir mükafat izni veririm. Tesislerde ayıp söylemesi Adana işte kebabımı söylerim. Güzel o kebap eşliğinde derbi izlerim dedim. Ama öyle olmadı işte. Ne oldu? Futbol bu. 81. dakikada kalecim ceza sahası içinde oyuncuyu düşürdü. Penaltı, kırmızı kart
Ve 17 yaşında gencecik, daha hiç kaleye geçmemiş bir çocuğumuzu 9 dakika kaleye geçirdik. Penaltı gol oldu 3-2. 2 tane de 35 metreden şut. 4-3 mağlup olduk. Ben kebap eşiğinde değil, evde kuru fasulye pilavla İstanbul'da derbi izledim. Çünkü maç sonu istifa etmek zorunda kaldım. Yani çok hoş. Bizim hayatlarımız çok böyle. Çok hoş bir an. Yani küçük bir değişiklik oldu. Kebap yok, kuru fasulye pilav. Adres olarak Adana Demirspor tesisleri değil, Alpbeylivan'ın evi oldu, yani, İstanbul oldu. Ay gülüyoruz ama ne kadar acı bir durum. Tabii. Hanım da evde ütü yapıyormuş o arada. Ondan sonra oğlum da internet üzerinden takip ediyor. Anne babamlar üç birine geçti. Aa iyi tamam demiş. Anne ben oyuna giriyorum artık tamam demiş. O da kapatmış oyuna girmiş. 9 dakika ay, var ya oyun oynuyor. Hanım da ütüyü yapıyor. Bir telefon geldi. Ben havalandım geliyorum. Hanım da şok oldu. Bizim hayatlarımız böyle evet. İşte. Evet yani siz de böyle bir yetki olsa, hani yöneticilik de yaptınız, hı hı. Ama gerçekten bir kulüp size verilmiş olsa neyi düzeltirsiniz ilk önce? Ben bir kere şunu açık ve net söylemek istiyorum. Birçok üniversitede özellikle spor yönetimi okuyan öğrencilerle birlikte olduk panellerde. Hı hı. Onlara çok üzülerek şunu söyledim. Babanız ne iş yapıyor dedi. Çünkü babalarının yaptığı iş ve babalarının servetleriyle o çocukların o kulüplerde çalışma imkanları çok anormal gelecek belki size ama direkt orantılı. Babası zenginse yöneticidir. Babasının yerine vekaleten gider yöneticilik yapar, başkanlık yapar o kulüpte. Yoksa bir okul bitirerek şu anda bizim ülkemizde yönetici olmak, bir kulübün finans bölümünü yönetmek, bırakın transferleri düşünün, bir kulübün finans bölümünü yönetmek bile çok zor. Çünkü bizde bilgisiz yetkililer çok olduğu için kulüpler bu halde. Yani bana şu anda yetki verseler şu andaki mevcut bütün kulüp yöneticilerinden ve başkanlarından istifalarını isterim. Yani eğer biz bu kadar bir futbol maçından sonra bu kadar dış etkenleri, olayları konuşuyorsak, eğer bütün kulüplerimiz devletten yardım, devletten stat, devletten vergi affı, devletten borç silme istiyorlarsa hep bunların sebebi ama 3 sene, ama 5 sene, ama 20 sene bir kulübün başında durarak orada kulüpleri yönetenler. Başka hiçbir sorumlu yok. Direkt sorumlu onlardır. Çünkü ben onlarla beraber yetiştim. Ben onlarla beraber. Hiç profiller değişmedi. Sadece değişen ne biliyor musunuz? Önceden biz futbol oynarken bizim zamanımızda isterdik ki zengin bir başkan gelsin. İşte otelleri olan, işte ticaretle uğraşan ki parasını harcasın kulübe. Sonra o başkanlar gelirdi. İşte o tribünlerin şaheserasına kapılırlardı. Neleri var, neleri yok harcarlardı. Ve ondan sonra para bitti mi kapının önüne koyup yeni başkanlar alınırdı. Ama şimdi öyle değil. Aslında kulüplerin mevcut gelir kaynaklarıyla, akıllı yönetimlerle, eğer geçmişten de sırtlarında kamburları, borçları yoksa çok iyi yönetiyorlar. Ve ne kazanıyorlar biliyor musunuz kulüp başkanları? Çok cazip. Onun için çok cazip. Ülkenin cumhurbaşkanına, ülkenin başbakanına, ilin valisine, ilin kaymakamına, belediye başkanına o kadar çabuk ulaşıyorlar ki. O kadar kapılar onlara ardına kadar açılıyor ki. O da onlara büyük avantaj sağlıyor. Öncesi yani başkan olduktan sonra da bir dönem o avantajlar gidiyor. Yani aslında şimdi başkanlar kulüpleri kullanmaya başladılar bence. O nedenle de düzelir mi? Çok zor. Düzelmesi imkansız mı? Hayır. Tabii ki imkansız diye bir şey yok. Ama çok radikal ve köklü çözümler lazım. İşte dün bir karar açıklandı derbiyle ilgili. Ortalık yanıyor. Evet. Ortalık yanıyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Tabii. Az sonra tekrar birlikteyiz. Tabii. CRL Türk'te programımız devam ediyor. Konuğumuz Alp Pehlivan. Araya gitmeden önce biz şeyi konuştuk. Siz dediniz ki yöneticiler bu işin sorumlusu. Kesinlikle. Şimdi bizim konuk aldığımız antrenörler, teknik direktörler sizin söylediğinizde birebir aynı şeyleri söylüyorlar. Peki çözüm. Evet. Çözüm yani çözüm hiç değil. Hiç mi iletilmiyor? Hiç yani, mi bu yöneticiler bunun farkında değil? Bakın şu anda ligimizdeki majör diye adlandırdığımız 3 tane kulübün kongresi var önümüzdeki aylarda. Bakın kongreler yaklaşmadan önce mevcut yönetimleri inanılmaz derecede suçlayan, kulübü borç batağına soktu, şöyle yaptı, böyle yaptı, işte gelirler bu kadar, giderler şu kadar gibi suçlamalar var. Hadi aday ol, olmayacak. Evet. Olmaz. Taşın altına. Yani eğer bir sorun olduğunu görüyorsan,
ve o sorunu dile getirmek güzel. Hı hı. Ama bazıları da aralarından çıkıp projelerle gelmeli ve çözüm üretmeli. Evet. Üretemiyor muyuz? O zaman küçüleceksiniz. Küçülmek en güzel proje şu anda Türkiye için. Ama küçülmek derken bu güzel bir pasta var. Hı hı. Pastayı küçültmeyeceğiz ama giderleri küçülteceğiz. Yani 14 tane yabancı. Evet. Yabancı mezarlığına döndü ülke. Evet. Milli takımın hocası bazı pozisyonları oyuncu seçmekte zorlanıyor. Evet, milli takımın hocası Lichescu geçen gün beraber maç izledik. İki takım maçı başladı. Bir saydım 3 tane yerli oyuncu var iki takım toplam 22 kişi arasında. Hadi yap bir milli takım. Evet. Yani bir kararlar alındı bu ülkede ama hep sil baştan. Bizde hep bir yeni sayfa hastalığı var. Temiz sayfa hastalığı var. Evet. Ama çevirdiğin zaman bir önceki temiz sayfa çok kirli. Simsiyah, evet. Kapkara. Yeni sayfa... Kirleteceksen açma yeni sayfayı. Kesinlikle. Tamamen kapak kitabı o zaman. Evet. Peki majör takımlar için söylediğiniz gibi ama Anadolu'da sadece Süper Lig yok. Bakın birçok takım kapandı. Evet. Gaziantep'in halini görüyorsunuz. Evet. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Gaziantep Spor Eskişehir karşılaşmasına çıkıyor. Yılmaz Vural Hoca Eskişehir'in başında içmek için su istiyor çocuklar. Bu ne kadar acı bir tablodur evet. Ya. Bunu kim bu hale getirdi diye bir sorgulayın. 10 taneden fazla isim çıkmaz. Belli isimler zaten. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hep günü kurtarma çabalığındalar. Eldeki menkullerini satıyorlar. Hı hı. Sadece faizleri ödeyebiliyorlar. Evet. Deniz bitiyor. Evet. Deniz bitiyor. O zaman kusura bakma sana 25 tane de yabancı hakkı tanısalar 2 tane alacaksın. Bazen de kesinlikle. Bazen de bazı yılları pas geçmek. Yani bir Beşiktaş bir feda sezonu yaptı biliyorsun Samet Aybaba'yla. Evet. Ve şu anda Beşiktaş 2 senedir şampiyonsa, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan daha mağlup çıkıp Bayern Münih'e eleniyorsa ve Beşiktaş bu yıl halen şampiyonluğun en büyük adaylarından, 4 adayından bir tanesi ise bence o feda yılındaki temellerdir. Kesinlikle, yani Sayın Başkan yaptığı açıklama da bazen ilk göreve geldiğimizde mazbatayı aldığımızda kapı çalıyordu korkuyorduk. Avukatlar ellerinde hep kırmızı dosyalarla yani birini hallediyorsun ötekini takside bağlıyorsun yenisi geliyor. Ama fabrika gibi çalıştırmaya başladılar. O zaman bu fabrikada bazen de küçülmeye gideceksiniz yani. Başka türlü dönmeyecekse bu iş küçülmeye gideceksin. Futbolda küçülme transfer yapmamaktır. Evet. Öze dönmektir. Hani hep bir altyapı deriz ya. Evet, yerli oyuncuya dönmektir, öze dönmektir. Bu kadar. Belki Avrupa'ya gideceksiniz, ön elemelerde eleneceksiniz. Yapacak bir şey yok. Kumar oynuyorsunuz. Ön elemelere geçip gruplara kalmam için benim transfer yapmam diyorsun. Hı. Bir maçta yeniliyorsun, yaptığın bütün transferler. Nerede? Galatasaray yaptı, Östersund'a elendi. Evet. Fenerbahçe yaptı, Vardar'a elendi. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Yani şimdi karşılığı mıdır yaptığın transferi bu? Değil. O zaman bu işin eğer... Bana göre en büyük kumarı transferse bu kumarı oynamayacaksın. Ya değildir. Yani olmadığını da siz de çok iyi biliyorsunuz. Herkes de çok iyi biliyor. Hani bir uyu durumu var. Getirdiğiniz futbolcu iyi olabilir. Takım uyum sağlayamaz, şehre uyum sağlayamaz. Transferle neyi satın alırsınız? Semahat iyi bir santraforsa, ben Semahat'ın iyi santrafor olduğunu bana referans olacak. En önce geçmiş bir sene öncesindeki performansına bakarım. İyi, parayı veririm, o performansı satın alırım. Ama bendeki performansını ne göstereceğini bilemem ben. Evet. Olmayabiliyor da bu öyle bir şey değil yani. İşte onun için diyorum bu yani. Transfer futbolun en büyük kumarıdır diye. Yani ve kumar deyimim yanlış anlaşılmasın. Evet, her gelen yabancı da iyi olacak diye bir şart da yok. Buna o zaman teknik direktörler tabii, de dahil. Tabii o zaman yani bir bence profesyonel yöneticilere teslim edilmeli ve kulüplerin gerçekten de gelir gider dengesi oturtulmalı. Ondan sonra hamleler yapabilirsiniz. Ondan sonra büyümeniz koşar adımlarla olabilir. Ama biz elde yokken, elde olmayanı, cepte yokken cepte olmayanı harcamaya alıştığımız için bir de yani kulüplerde bu böyle. Ben kendi cebimdeki parayı harcarken insan bir tedirgin olur, bir geleceğini düşünür. Ama ben Semahat'in cebindeki parayı harcarken öyle bir bonkör olurum ki hani böyle yapıyorlar ya, öyle dağıtırım. Evet. Öyle dağıtıldı. Evet. Halen de dağıtılmaya devam ediyor. Ders de almıyoruz. Kulüpleri, evet, borç batağında bu işten eğer para kazanılmıyorsa insanlar niye bu sektöre giriyorlar diye bir soru da gelir insanın aklına yani. Tabii. Alp Pehlivan'ı konuşacağız biz. Tabii.
Siz futbolculuğunuzda maça hazırlanırken bir süreciniz var. Antrenörlükte hazırlanırken bir süreciniz var. Yorumculukta nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani bazen yeri geliyor, ekrana yansıyor. Yani beni tanıyanlar, öncelikle annem, 76 yaşında ama inanılmaz bir futbol izleyicisi. Yani bazen ben gündemi kaçırdığım zaman olabiliyor, biliyorsunuz. Yani şu anda buradayız ama benim aklım Beşiktaş Divan Kurulu'ndan ne karar çıkacak, evet, ne açıklanacak. Çünkü biliyorum ki yolda giderken işte kanallardan beni arayacaklar. Hocam yayındasın, hadi cevap ver. Bazen gündemi kaçırabiliyorum. En büyük destekçim annem, 76 yaşında. O şunu söyledi, bu bunu söyledi, bir de yorumlar falan. Çok çalışıyorum. Çalışmak zorunda değilim. Maşallahınız var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani gece 3'lere 4'lere kadar çalıştığımı hatırlıyorum. Çünkü yeri geliyor, tahkim kurulu avukatı gibi oluyorsun. Yeri geliyor, MHK başkanı gibi oluyorsun. Yeri geliyor, hakem gibi oluyorsun. Mesela ben en basit örneğini vereyim. 7 senedir hiçbir hakem eğitimini kaçırmadım. Çok Antalya'da devre arasındaki hakem seminer ve eğitimlerine bir hakem gibi katıldım. Çünkü ben pozisyon yorumluyorum. Evet. Çünkü ben 2 senedir, ondan öncesinde gidiyordum. İyi ki de gitmişim, iyi bir temel aldım orada. Erman Hoca gibi bir duayenle pozisyon yorumluyorum. Bazen çatışıyoruz. Eğer Erman Hoca ile çatıştığın zaman altı boşsa, Erman Hoca seni yerden yere vurur. Eğer altı doluysa çok da güzel, keyifli, izleyenler adına da keyifli bir hale geliyor. Onun altını doldurmamak için ben gidiyorum, eğitim alırım. Ama bakıyorum, herkese açık olan eğitimde Alp Pehlivan'dan başka 7 senedir bir tane yorumcu görmedim ben orada. Sonra bana diyorlar ki ya hakemler seni çok seviyor, eleştirdiğin halde. Ha benim tarzımı biliyorsunuz, kırıp dökmem, görememiştir derim ama bu hatalı bir karardır derim yani. Seni çok seviyorlar, işte seninle ilişkileri iyi, sana kırılmıyorlar ama ben onlarla beraber yaşıyorum, onlarla beraber eğitimlerini alıyorum. Ben onların koşularda, insanların şu koşamamış, bu koşamamış dediği zaman ben hayır, o koştu, son turda şöyle bir olay gerçekleşti, yarıda bıraktı, sonra devam etti, bitirdi diyebiliyorum. Çünkü oradayım. Evet. Yani diğer yönden bakarsanız... Empati yapıyorsunuz kesinlikle, en azından. Kesinlikle. Diğer yönden bakarsanız benim her maç öncesinde yayınlarda tüm o haftanın 9 takımı ile ilgili, geçen hafta hangi kadroyla çıkmışlar, sakatları, cezaları, sistemleri, oyunlar buramdadır. Ama buramda da durur. Evet. Bakmam. Hiç bakmam ama yeri gelir bir şeye takılırsınız, insanlık hali. Bakarsınız insanlara doğrusunu aktarın. Çünkü sosyal medyada da bir olay var. Hani Ahmet'e Mehmet deseniz, bir dilini sürse yağdırılıyorsunuz. İşte ne bileyim ben, eleştiriler. Gerçi o sosyal medyada dikkate aldığımız kişilerin yaşları da 12-14 arası. O da var. Bir de benim bir dezavantajım var bu işte. Şöyle ki ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi majör takımlarda oynamadığım için orada futbolu bırakıp yorumculuğa soyundum diyenlerin devamlı 10 adım gerisindeyim. Neden? Çünkü onlar daha vizyoner, izleyenlerin daha tanıdığı kişiler. Ama belli bir süre sonra insanlar ya onların kendilerini ifade edemeyişinden, aralarında mutlaka iyileri de var da, ya kendilerini iyi ifade edemeyişinden ya da işte her iyi futbolcudan, her iyi futbolcudan teknik direktör olamayacağı veya yorumcu olamayacağı gibi gerçekler ortaya çıkıyor. Ben bu farkı kapattım. Çok şükürler olsun ki Alp Hoca olarak işte TRT Spor ve A Spor'da konuk ettiniz, buraya da geldim. Ama bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çok çalışıyorum, çok da çalışmaya devam edeceğim. Allah'ın çok çalıştığınız verdikçe. O kadar belli ki maşallah diyelim ilk önce. Sizin işte daha önce 3 büyük takımda, 4 büyük takımda oynayan futbolcuların sonradan gelip de gerçekten hazıra konmuş gibi tabir yerindeyse bir takım şeyler önlerine sunuluyor. Ben bir yayını izledim. Tarihini tam hatırlamıyorum ama şoka girdim. Derbi maçı yorumluyorlar. İzlememiş. Maçı izlemeden yorumlamaya programa geliyor. Şimdi orada bazı egosantrik böyle durumlar da olabilir. Var, mutlaka olabilir. Ben çok karşılaştım. Mesela benim karşılaştığım ilk dönemlerde hep şu oldu. Sen kimsin? Hani klasik bir soru. Sen kimsin? Ya ben Alp Pehlivan'ım. Futbol oynadım. Antrenörlük yaptım. Teknik direktörü, kaleci diplomam var ve hizmet ediyorum. Yani İlla ki yıldızlıktan gelmiş olmak da gerek. Tabii ki. Ama doğrudur. Bunu da kabul ediyorum. Böyle bir ne diyeyim, kıstas koyulmuş bir ülkede. Ama onu kıranlar var mı? Ben var kırdınız olduğunu düşünüyorum. Ya evet, estağfurullah. Ben kendim kıranların olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da kırmak için çok çalışmamız gerekiyor. Evet.
Şimdi ara vereceğiz. Tamam. Konuğumuz Alp Pehlivan. Az sonra birlikteyiz. CRL Türk'te tekrar birlikteyiz. Alp Pehlivan hocam, konuğum. Diğer yorumculardan bahsettik işte. Hı hı. Onlar geliyorlar. İşte çok hazır önlerinde her şey sunulmuş vaziyette. Siz de öyle olmadı. Gerçekten de dişinizle, tırnağınızla kazıyarak geldiniz ki bunu çok çok yakından da gördüm. Görüyorsun, ben. Evet. Şimdi yani futboldan sonra, antrenörlükten sonra yorumculuk da herkesin gerçekten de yapabileceği bir şey değil. Siz biraz önce dediniz ki işte diksiyonun güzel diyorlar işte ama gerçekten çok teşekkür ederim. Bir yayını kaldıracak diksiyona, görüntüye, bilgi birikime sahipsiniz. Yani böyle hani birbirini ağırlar hikayesi olmasın ama bunu yok, bir kere daha bir, şey bir kere daha söylüyorum. Benim şansım, ben bunun TRT'nin bir okul olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ve ben doğru okula kaydoldum. Yalnız hocam sizde de bir altyapı olmasa bunu değerlendiremezdiniz. Hangi okulları okudunuz? Ben ilkokul, ortaokul ve liseyi Kasımpaşa'da okudum. Hı-hı. Sonra Eskişehir Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudum, işletme okudum. Harika. Ondan sonra da futbolculuk hayatını orada onunla paralel döndüm. Hem profesyonel futbolcu, evet, hem de evet, üniversiteli. Evet. O kadar belli oluyor ki. Teşekkür ederim. Bu diğer spor yapmış, olanak bulamamış okumaya insanlar için, isimler için tabii ki herhangi bir şey söyleyemeyiz. Takdir ediyoruz onları da. Çeşitli zorluklar altında bu işleri yapmışlar. Ama sizin de çok özel bir takdiri hak ettiğinizi ben düşünüyorum. Estağfurullah. Hem okuyup hem de spor yapabiliyormuş demek ki yani bir insanlar. De, gençlerin tabii de bu şekilde yapması için siz ne dersiniz? Ya şimdi ben de aynı konuya temas edecektim. Şimdi tabii TRT'de olsun, A Spor'da olsun stajyer gençlerimiz de geliyor. Hı hı. Aslında çok sıkıntılı bir süreç var. Şöyle ki hepsi hemen ekranın önüne çıkmak, evet, istiyor. Ya ben bunun sizlerin sayesinde çok kolay olmadığını, eğer çok kolay elde ederseniz de çok çabuk kaybedebileceğinizi, evet, ki birçok duayenlerin bile meslek hayatlarını bir cümle, bir kelimeyle nasıl kaybettiğini de hepimiz, evet, biliyoruz. Hele canlı yayın çok büyük risk taşıyan, bizler de canlı yayın işte benim program öncesinde de konuştuk. Geçen hafta TRT'de iki günde yaptığım canlı yayın saati 14 saat. Evet. Hani kolay da değil, 14, evet, saat canlı yayın yapıyorsunuz. Ama gençlerde böyle bir şey var. Hemen tez canlılık. Geçeyim ekranın önüne sunayım, program sunayım. Ama yapanlar olmuyor. Da var aslında. Var, var. Ama benim mesela hiç vazifem değil. Ben akşamdan programın editörü kimse, yarınki programımın. Hı-hı. İşte tartışmalı pozisyonların time kodlarını alırım evde. Onları, bravo, onları sunucusu yapma. Tabii Word'de yazarım, herkesin anlayabileceği şekilde. İşte, hı-hı, 49. dakika, işte Alex'in Mehmet'e verdiği, hı-hı, pasta offside var mı yok, hı-hı, mu? Hı-hı. 50. dakika şu atarım. Onları çocuklar bana keser, sabahleyin giderim erken. Rejide onları tek tek izlerim. Aynı kağıt çıkışından da programı moderatörüne veririm. Evet. Neden? Programın moderatörü de anons ederken, hı hı, ve bana soruyu sorarken, hı hı, yukarıdaki görüntüyü verecek arkadaşla ters düşmesinler. Tam bir yayıncı olmuşsunuz. Yani hani bunu o yayında yapılacak hata benim de hatam. Hı hı. Hiç fark etmez. Hı hı. Semahat Özdoğan'ın yaptığı bir hata. Halbuki siz yorumcusunuz. Hatayı izleyici de size bulmaz. Kanal i̇şte, yöneticileri de size bulmaz aslında. Ben öyle düşünemiyorum. Ben öyle düşünemiyorum. Bir program varsa burada Semahat Özdoğan, Alp Pehlivan, kamera, reji herkesin ortaktır diye düşünüyorum. Onun için ikisine de veririm. O anons eder, ben yorumlarım. Bir sonrakinde yukarıdaki ne vereceğini bilir, karşımdaki ne anons edeceğini bilir, ben de neyi yorumlayacağım. Ama ben bunu dememiştim ki bu 5. sıradaki pozisyon demem, hiç demedim. Dedirtmem de çünkü veriyorum, önüne yazıyorum, veriyorum. Bu biraz yani ne bileyim, hassasiyet, titizlik diyelim ama seviyorum. Hatasız yayın yapmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü bütün yayınlarımı halen kaydederim. Hı hı. Eve gittikten sonra izler, acımasızca kendimi eleştiririm. Yani elini şöyle koymuşsun, yakan açılmış. Üstüme başıma da biraz hani dikkat etmeye çalışırım. Yayında dik otururum mesela. Herkes benim dik üstünüz, oturuşumu. Üstünüz başınız zaten. Estağfurullah. Bizim her zaman buradaki kameraman arkadaşlar, teknikteki arkadaşlarımıza da söyledim. Yayına girmeden önce
biz size en yakışıklı teknik direktör, ya yorumcu diye söylüyoruz yani. Siz gerçekten kendinize çok iyi bakmışsınız. İzleyiciye bir saygı diye tarafa görüyorum ben onu. Evet. Yani 38 yaşında futbolu bıraktım dediniz. Şimdi 40 yaş, 2 yıldır mı yapıyorsunuz diye sorarlar. 40 yaşında 53 görünüyorsunuz. Diyelim hiç. Bunu nasıl başardınız hocam? Vallahi yani tabii ki uzun süre futbol oynamak, sigara bağımlısı değilim. Güzel bir aile hayatı, ya, harika evet. bir eşiniz eşim, var. Eşim sağ olsun, annem tabii öncesinde. Evet. Eşim ve annem bu konuda çok destekçi oldular bana. Hem futbolculuk hem antrenörlük hem de yorumculuk hayatında zor insanlarız. Çünkü bizlerin, evet. Ben yani 7 senede bir kere denize girebildim. Yani iki kere de üç kere de en fazla havuza gitmiş. Çok iyi biliyorum aile yani, hayatının gerçekten sek. Evet. Yok. Bir kere cumartesi yani o kadar gıpta ederdim ki futbolcuydum. Cumartesi pazar işte hep söylerdi ne güzel en lüks otellerde kalırsın. O en lüks oteller bile çivili bakıyor. Yatak haline geliyor evet. bazen. Yani evet. bakıyorsunuz kahvaltıya iniyorsunuz aileler eş çocuk. Anne, şahane bir herkes tablo. Siz gelmiş. Eşortman, 20 tane erkek oturmuş oraya. Stres, maç ne olacak, seyirci küfredecek mi falan filan. Demiştim ki futbol hayatım bittikten sonra cumartesi pazarlar ben de ailemle böyle bir şey. Antrenör oldum, hayat değişmedi. Evet. Onu da bitirdim, yorumcu oldum. Yine cumartesi pazarı yok, maç cumartesi pazarı. Onun için böyle bir hayat gideriz. Allah inşallah sağlık verirse gittiği yere kadar gitmek istiyorum. Çok seviyorum, severek yapıyorum. İnşallah da keyif uzun alıyorum. Uzun seneler yaparsınız. İnşallah hep beraber inşallah. Yine bir kısa ara verelim. Verelim. Son bölüme geçeceğiz. Tamam. CRL Türk'te programımızda artık son bölüme geldik. Çabuk geldik. Evet. Teknik direktör, yorumcu, hocamız, sevgili hocamız Alp Pehlivan konuğumuz. Hocam son bölümde şunu konuşalım biz. Kasımpaşa nasıl bir yer? Suyu nasıl, havası nasıl ki bu kadar futbolcu? Sayın Cumhurbaşkanımız da Kasımpaşa'dan bu kadar önemli futbolcular buradan çıkıyor. Yani şunu söyleyeyim, herkes yetiştiği, büyüdüğü semte apayrı bakar. Yani yıllar sonra da bir orada... Sakarya bilirim, çok özür tabii. dilerim. Kasımpaşa bilirim. Ekleyeceğimiz birkaç tane tabii. yer vardı. Yani Kasımpaşa çok enteresan. Sadece futbol değil, işte siyasetçisiyle... ne bileyim sanatçısıyla birçok sanatçıyı oradan sayabilirsiniz. Şöyle Kasımpaşa'da doğup büyüyüp yetişmekle hayat mektebinde sanki bazen kendimi yani çok özür dilerim ukalalık olarak söyleyeceğim ama bazı şeylerde yaşanmışlıklardan dolayı birkaç adım önde hissediyorum kendimi. Veya sonradan oluşabilecek ki futbolda biz buna antisipasyon süreti deriz. Yani futbolcu top havadayken gelişini bilir ama bir sonraki hareketi de düşünür. Bazı oyuncularda bu çok gelişmiştir ve onlar çok star olma adayıdır. Antisipasyon süreti çok... Hayattaki antisipasyon süretiminde Kasımpaşa'da doğup büyümenin verdiği bir avantajla yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok farklı kesimlerden insanlar. Mesela benim hayatımda romanların çok önemli bir yeri vardır. Kasımpaşa'da işte bir kesim vardı, Roman vatandaşlarımız orada yaşardı ve biz onlarla iç içe yaşadık, büyüdük. Ya onların o eğlenceleri, onların o hayata bakışları, onların o karakter ve insan analizleri. Yani muhit olarak belki şu anda yok ama öncesinde işte bazı kötü alışkanlıkların daha çok rastlandığı veya başka deyimle biraz racon semti dediğimiz bir semt olduğu için de oradaki abilerimiz, büyüklerimiz bizleri bazı kötü alışkanlıklara sokmadan nasıl korudular, kolladılar ama bunun yanında da onları öğrenmemizi, onlardan nasıl ve neden uzak durmamızla bize öğrettiler. Ve çok genç yaşlarda belki de karakter analizi ve insan analizi yapmakta daha mahir olduk gibi geliyor bana. Onun için onun avantajını çok yakaladım. Kasımpaşa'ya çok... yakın, evet, futbola yakın olmak, şimdi diyorsunuz ki Kasımpaşa boş sahaları mı vardı? Boş alanlar mı çoktu? Siz... Tabii kesinlikle. Şu anda mesela Kasımpaşa Stadı'nın olduğu yer işte biraz üstünde çamlık vardı, içinde gazino vardı. Altında 4 tane 5 tane böyle basamaklar halinde bir dağ düşünün. O dağ taşındı oradan o stat yapılırken. Sahalar vardı orada turnuvalar yapılırdı. Oturacak yer bulamazdınız. O kadar kıymetliydi ki oralar. Ne kadar güzel bir alışkanlık. Şahaneyle yani. Boşa değilmiş oradan. Tabii ki evet çıkması. Toprakta oynardık yani. Toprakta oynardık yani. Şimdi bazen işte bu sosyal medya hesaplarını yaşımız biraz
geç katılımcı olsak da, iyi çözemesek de sağ olsun bizim kızlar yardımcı oluyor yayın ekibinde. Hı hı. Instagram'da mesela bazen fotoğraflar paylaşıyorum eskiye ait. Kendi oğlum başta olmak üzere. Aa baba sen hep eşortman giymişsin diyor kaleci olarak. E tabii eşortman giyeceksin, zemin toprak. Evet. Yani bir kere yere yatıyorsun. Evet. Öyle kıyma gibi bir parça bırakıyorsun orada. Kaleci kazakları da çok tatlı. Kaleci kazakları tabii. Yani annemin benim o zaman tabii böyle şimdi takımlarda sponsorlar çok. Eşortmanlar, formalar, hı-hı, her maça sayılarca geliyor. Bizde bir tane forma vardı. Gözümüz gibi bakardık ona. Yıkayıp. Yerdeki yamalı her taraflar, hı-hı, kalecisin bir de. Onun için çok kıymetliydi. Ve şunu söylüyorum, gerçekten Kasımpaşa benim için çok özel bir semt. Ve annem orada yaşıyor. Annenizin evi de kalenin hemen arkası. Kalenin arkası. Siz de kaledesiniz. Bir tane anı o zaman. çok güzel bir anım var. Şöyle ki, kulaklar çınlasın takım arkadaşım Abdullah Avcı santrfor, ben de kaleciyim ve Kasımpaşa'nın zuhur günü biz İstanbulspor'dan Abdullah Avcı ile beraber Kasımpaşa'ya geldik. Semtimizin takımı işte kümede kalması için mücadele veriyoruz. Ve işte çok da iyi bir takımımız yok. Abdullah gol atacak 1-0, biz işte kapanacağız falan filan, seyirci baskısı şu bu derken maçı kazanacağız. Strateji ve planımız bu açıkçası. Şimdi kalecisin ve 1-0 öndeyiz ve vakit geçirmemiz lazım, baskı yemişsiniz. Kaleci olarak da sakatlandığın zaman tabii ki dışarı almıyorlar sizi, tedaviniz içeride yapılıyor. Herkes bir nefes alıyor, yatarak bir duruyor. Yatarak vakit geçiriyoruz açıkçası öyle. Şimdi ben yere yatıyorum, vakit geçiriyorum. Annem kalenin arkasında, hemen kale direğinin 20 metre futbola üstünde. Futbola da çok meraklı dediniz. Çok meraklı. Annem dilaltı, komşular, babam falan, rahmetli babam falan. Böyle annem baygınlık geçiriyor. Baktım olacak dedi. Dedim ki anne, ben yere yattığım zaman yerde elimi şöyle yaparsam yerdeyken, kaldırırsam elimi, bil ki ben numara yapıyorum, vakit geçirmek için yapıyorum. Anlaştık, anlaştık peki. Ondan sonra gerçekten de iyi anlaşmışız. Ben o üzülmesin diye gerçekten de sakatlansam elimi kaldırıyordum. Annem komşularına böyle yapıyormuş. Numara yapıyormuş. Çok tatlı bir anne. Sağ olun. Çok tatlı bir eş ve çok tatlı bir evlada sahipsiniz. Çok teşekkür ederim. O da asker şu anda sanıyorum. Allah bütün askerlerimize inşallah, hayırlı tezkereler diliyorum. Evet, kazasız belasız Amin. Dönsün. Nerede varsa inşallah. İnşallah. Programa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. O kadar ediyorum. Yoğun ki sizin program trafiğiniz. Estağfurullah. O arada fırsat bulup da yaratıp da bize geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Nasıl bittiğini anlamadım. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz çok için. Çok teşekkürler. Siyer Ertürk'te haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.